Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar, 2-8 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet yepyeni bir yıla başladık. Yılın ilk haftasındayız. Mars balık burcunda ilerliyor, Satürn yay burcunda, Uranüs koç burcunda ilerliyor ve oğlak burcu yeni ayının etkileri altındayız. Evet, bu dönemde siz de biraz daha böyle işinize yoğunlaşmış olabilirsiniz. Özellikle ay ortasına doğru işiniz ve mesleğinizle ilgili konularda önemli bir sonuç almanız, bazı güçlü etkiler altında olmanız mümkün görünüyor. Bu hafta içerisinde özellikle balık burcunda yoğunlaşan gezegen hareketliliği de sizi biraz daha finans konularına, para konularına yönlendirecek. Mars balık burcunda, evet, bir süredir harcamaları arttırıyordu. Neptün balık burcunda, burada zaman zaman sizi hayal kırıklıklarıyla karşılaştırıyor ve Neptün'ün pozisyonu. 3 Ocak'ta Venüs balık burcuna geçecek ve Venüs balık burcunda oldukça güçlüdür. Ayrıca ikinci ev, kendi ev alanına geçecek. Burada maddi alanda size önemli yardımlarda bulunabilir. En azından beklediğiniz bazı paraların gelmesi bu dönemde daha kolay olacak gibi görünüyor. Evet, haftanın ilk günlerinde ay balık burcunda ilerliyor olacak. Dolayısıyla bu söylediğimiz etkiler yoğun bir şekilde devam edecek. Para düşüneceksiniz, para konuşacaksınız. Para alışverişleri oldukça yoğun. Tabii bu arada sevdiğiniz bazı ürünler için de harcamalar yapabilirsiniz. Yakınlarınız için de harcamalar yapabilirsiniz. Çarşamba akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. İletişim trafiği oldukça hareketlenecek. Çok sayıda haber duyabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizi ifade etme arzunuz ve motivasyonunuz oldukça güçlenecek. Hızlı konuşabileceğiniz, ikna edici olabileceğiniz günler, özellikle Perşembe ve Cuma günü. Ancak Merkür Retrosu da devam ediyor. Buna dikkat edin. Bu bazen söylemek istemediğiniz, bilinçaltınıza ittiğiniz bazı düşüncenin istemeden kelimelere dökülmesine neden olabilir. Bu da yakın çevrenizde, iletişimlerde biraz sorun yaratabilir. Ufak tefek de olsa günlük hayatınızı zorlayabilecek bazı engellerle yine karşılaşabilirsiniz. Kullandığınız araçta bazı arızalar olabilir örneğin. Telefonunuzla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bilgisayarınıza, dosyalarınıza dikkat edin lütfen. Bir yere mail gönderirken çok dikkatli hareket edin. Karışıklıklarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Hafta sonundaysa Ay Boğa burcunda olacak. Bu hafta sonu biraz daha böyle eviniz ve yuvanıza dönük olabilirsiniz. Evde zaman geçirmek, evle ilgilenmek, evde yapılacak işler önceliğiniz haline gelebilir. Tabii aileyle bir arada olmak, aileyle kalabalıklar içerisinde toplanarak yediğiniz bir yemek örneğin son derece keyifli olabilir hafta sonu sevgili kovalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.